Sevgili arkadaşlar, bugün size hedeflere nasıl ulaşırsınız ve bu zamana kadar hedeflerinize neden ulaşmadınız, bunu çok basit yöntemlerle ve mantıklı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu videoyu aynı zamanda şimdiden beğenirseniz ve sevdiğiniz arkadaşlarınıza iletirseniz YouTube algoritması için bu etkili oluyor ve aynı zamanda başkalarının da görmesini vesile olmuş olursunuz. Evet, konumuz hedeflere insan nasıl ulaşabiliyor? Ve bu zamana kadar ömrünü hedefleri için çalışmış, yıllarını vermiş ve bir türlü hedefine ulaşamamış insanlar neden hedefine ulaşamıyor? Bunu basit dille anlatmak istiyorum güzel insanlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, birincisi şu: İnsan arzuladığı hedefe neden ulaşmalı? Buna iyi cevap verebilmesi gerekiyor kişi. Yani kafasında netleştirmesi lazım. Eğer kafasında arzuladığı hedefeden ulaşması gerektiğini 10 madde olarak yazamıyorsa, netleştiremediyse o arzuladığı hedefe ulaşamıyor. Şöyle örnek vereyim. Herkesin anlayacağı, arzuladığı bir hedef var. O nedir mesela? Örneğin zenginlik. İnsanlar zengin olmak istiyor. Peki neden zengin olmak istiyorsun? Bunu açıklayan 10 tane maddeyi yaz dediğimde kişiler genellikle şunu söylüyor: ben bunu hak ediyorum. Bak, cevap olarak birinci madde ben bunu hak ediyorum diyor. İkinci madde nedir diye sorduğumda benim kalbim temiz diyor. Bak, enteresan cevaplar. Genellikle bunlar söyleniyor. Üçüncü madde ben iyi bir insanım diyor. Tamam. Dördüncü madde ne? Bereketli bir hayat istiyorum diyor. Neden zengin olmalısına 10 tane madde olarak bunları yazıyor. Net değil hiçbir şey. Bakın, bu cevaplar net değil. Ne olduğu belli değil. Net değil. Kafasında bunlar olduğu için cevap olarak onlarca sene ömrünü ziyan etmiş, ömrünü zayi etmiş, ömrünü israf etmiş. Neden? Çünkü sebeplerini kafasında netleştirmemiş. Cevap net değil. Hak ediyorum, kalbim temiz, iyi insanım, bereketli hayat istiyorum. Bunlar cevap değil sevgili arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Neden zengin olmalısının cevabı şu olabilir. Birinci madde, hayırsever insan olmak istiyorum. Birinci madde bu olabilir. Veya ben yıllık 100 bin euro zekat vermek istiyorum. Bu olabilir. Üçüncü madde mesela, dünyadaki yetimlerin karnını doyurmak istiyorum. Bu olabilir. Yani etik ve ekolojik olmalı. Cevap olarak şunu söylersen, ben sevmediğim insanlara hava atabilmek için pahalı saatler, pahalı arabalar alıp onlara hava atmak istiyorum. Bunları yazarsan tabii etik ve ekolojik olmadığı için ulaşamazsın. Çünkü etme bulma dünyası bu dünya. Zulümle abat olmaz. Yani zalimlik yapacaksan, hava atacaksan, insanlara bir faydası yoksa onlara ulaşamıyorsun. Böyle bir kural da var. Bununla beraber şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Yani netleştirmek için. Otokatalog. Herkesin bildiği, Almanya'da yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar bilir. Otokatalog veya Nekasman veya Kuele diye kataloglar var. Sipariş kataloğu sevgili arkadaşlar. Örneğin 330 sayfalık bir katalog. Burada ürünler var. Toplam 70 bin tane ürün var bu katalogda. Şimdi bunların bir de telefon numaraları var sevgili arkadaşlar. Şurada sipariş veriyorsunuz. Net ne istiyorsanız söylemeniz lazım. Şimdi insanlar genellikle sipariş verirken yanlışlığı şu oluyor, kafasında net hedefleri olmayan insanlardan örnek veriyorum. Orayı aradığınızda ne diyorsunuz? Ben çok istiyorum diyorsunuz. Çok istiyorum dediğinizde size ürün gelir mi? Veya ben bunu hak ediyorum diyorsunuz. Buradaki telefon numarayı arıyorsunuz. Size bir şey gelir mi? Gelmez. Veya şunu deseniz burayı arayıp ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diye saysanız. Hani insanlar genellikle ben hasta olmak istemiyorum, ben kilolu olmak istemiyorum, bana haksızlık yapılmasını istemiyorum diye sipariş verseniz bir şey olur mu? Bu telefon numarayı aradığınızda. Yani 70 bin ürünü saymanız lazım. Ben bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum diyorsunuz. Oradaki telefondaki zaten sizi dinlemez değil mi? Yani ne istemediğinizi söylerseniz yine sipariş gelmez. Peki sipariş verebilmenin en kolay yolu ne? Çocuklardan örnek alalım sevgili arkadaşlar. 3 yaşındaki çocuk nasıl ister? Parmağını uzatır değil mi? Der ki ben bunu istiyorum der. Ben bunu istiyorum. Ne istemediğini söylemez. Ben bunu istiyorum der. Bak, burada şunu istiyorsun. Artikel numarası var burada. Yani sipariş numarası var.
Telefonda onu söylüyorsun. Bu kadar basit aslında. Yani telefonu kaldırdığında diyorsun ki ben filanca, sipariş numaram bu, ben bu ürünü istiyorum dediğinde sana arzuladığın, istediğin ürün ne zaman sonra geliyor? Bak burada yazıyor. 3 gün diyor. 3 günde sana mal teslim edilir diyor. 3 gün sonra. Peki sen o zaman neden hedefine ulaşamadın? Çünkü sen bu telefon numarayı aradığında benim kalbim temiz dedin. Ben çok istiyorum dedin. Ben bereketli istiyorum dedin. Ben en iyisini istiyorum dedin. Veya ben bunu istemiyorum dedin. İstemediklerini söyledin. O yüzden 30 seneden beri arzuladığın hedefe ulaşamadın. O yüzden ömrünü israf ettin. O yüzden hayatını zayi ettin. Ne istediğini, neden istediğini, nasıl isteyeceğini bilmediğinden dolayı. Ama ben biliyorum hocam. Biliyorsan neden olmadı? Biliyorum hocam ben diyorsun. Bardağın dolu. Bardağın dolu olunca zaten öğrenmeye açık değilsin. Bildiğin yöntemle de zaten arzuladığın hedefe ulaşamadın. O yüzden demek ki yanlış biliyorsun. Kafanda netleştirmen lazım. Neden istiyorsun? Neden o ürüne sahip olmak istiyorsun? Neden zengin olmak istiyorsun? Neden aile huzuru istiyorsun? Bunu netleştirmen gerekiyor. Bu telefondaki kişiye istemediklerini söylemeyeceksin. İstediğini söyleyeceksin. O zaman arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bu yöntemi her yerde kullanabilirsin. Bunu meşrebine göre dualarında kullanabilirsin. Allah utandırmasın. Allah bozmasın, göstermesin gibi olmak istemediğini söyleyeceğine ne istiyorsan onu söylemeye başla. O zaman göreceksin nasıl çalıştığını sistemin. Yöntemini bilirsen arzuladığın hedefe, istediğin hedefe çok hızlı ulaşabilirsin. O yüzden her zaman aynı cümleyi söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın dediğimizde bilmek. Yani ne istediğini bilmek, neden hedefine ulaşmayı istiyorsun, kendini bilmenin içerisinde hedefine ulaştığında nasıl davranacaksın bunları bil. Kendini bil ki'nin içerisinde senin o hedefe ulaşmana engel olan şey nedir onu bil. Kendini bil. Kendini bil ki ömrün israf olmasın, zayi olmasın. Bu hadis-i şerif sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sen yöntemini, taktiğini öğrendikten sonra arzuladığın hedeflere çok hızlı ulaşıyorsun. Sadece öğrenip uygulaman lazım. 20 sene, 30 sene bekleyip hedefine ulaşamayan insanlar bunları öğrendiler, istemeyi öğrendiler, hedefe ulaşmayı öğrendiler ve çok kısa sürede arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Biz bunları size hep ispatlıyoruz. Bakın ispatlıyoruz. Bunları size gösteriyoruz. Bak diyoruz bu kişi 30 seneden beri hedefine ulaşamamış. Bu kişi 20 seneden beri arzuladığı o mutluluğa ulaşamamış. Bak bu kişi 25 seneden beri arzuladığı o zenginliğe ulaşamamış. Gösteriyoruz. Bunu Instagram'da gösteriyoruz. YouTube videolarımızda gösteriyoruz. Bu kişi doğruyu öğrenmiş, hızlı bir şekilde hedefine ulaşmış. Kendisi söylüyor, videolarda söylüyor. Öncesi ve sonrası yazılı olarak yazıp gönderiyor. Günlük 3-4 tane bize bu şekilde hedeflerine ulaşmış insanların testimonyalleri, yani ispatları, feedbackleri geliyor. Biz de ne yapıyoruz? Cömertlik yapıyoruz. Onları sizinle paylaşıyoruz. Ne diyoruz aslında paylaşarak? Bak kardeşim, bu kişi ulaşamadı. Daha önceden ulaşamamış. Ama yöntemini öğrendi. Ve şimdi görüyorsun, öncesi ve sonrası daha önceden ulaşamamış, yapamamış. Şimdi yapabilmiş. Bak kendisi yazmış. El yazısıyla yazmış. Gösteriyoruz. Neden? Sen de yapabilirsin çünkü. Sen de yapabilirsin onu ispatlamak için. Herkes arzuladığı hedefine ulaşabilir. Burada sadece yöntemleri bilerek, uygulayarak yaparsan ulaşabilirsin ama. Bu zamana kadar senin bildiğin hedefe ulaşma yöntemleri çalışmadığı için veya yanlış kulaktan dolma öğrendiğin için bir yerlerden veya kitaplar okudun, kitaplardan yanlış okudun, yanlış anladın, o yöntemleri uyguladın, o yüzden olmadı. Ama bunun doğru yöntem ve taktiklerini bilirsen Allah'ın izniyle sen de o arzuladığın mutlu, huzurlu bir hayat, güçlü bir hayat, bereketli bir hayata ulaşabilirsin. Herkes ulaşabilir. Yeter ki doğru yöntemleri öğren ve bu doğru yöntemleri hayatına yansıt. Bu örnekle ne demek istediğimi anladın. Katalogdaki sipariş gibi netleştir hedeflerini. Kendin yapabilirsen yapmaya çalış. Ama yapamıyorsan
O zaman doğru yöntem ve taktikleri sırlarıyla beraber ben sana anlatırım. Bizim programlarımıza katılan insanlara anlattığım gibi 6 yaşında çocuğu anlatır gibi sana anlatırım. Sen de o zaman arzuladığın hedefe sağlam bir şekilde, kalıcı bir şekilde ulaşabilirsin. Bunun için, bu doğru yöntem ve taktikleri öğrenebilmek için bizim programlarımıza katılman gerekiyor. Bizim programlarımıza katılabilmek için videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.